6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları. Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 23 Özlü Sözleri yorumlayalım. Aşağıdaki atasözleri sizce ne anlama gelmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız, birlikten kuvvet doğar. Yalnız taş, duvar olmaz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Anonim Genel A'dan alınmıştır. 19 Nisan 2018. Cevap: Birlikten kuvvet doğar, birlikten kuvvet doğar. Yardımlaşma ve dayanışma toplumda birlik ve beraberliği geliştirir. Yardımlaşma ve dayanışma ise toplumda huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlamıştır. Yalnız taş duvar olmaz. İnsanlar büyük işleri tek başına yapamaz, başkalarının yardımı gerekir. Zor ve ağır işler birlikte hareket edince kolaylaşır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir arada yaşayan insanlar yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak zorundadırlar. İnsanların tek başlarına yapabileceği işler sınırlıdır. Birçok işte başkalarının yardımına ihtiyaç duyarız. Varlık gösterebilmek için bir araya gelip birlikte hareket ederiz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma projesi hazırlama aşamaları 1. Proje ekibini oluşturma. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma projenizi bireysel olarak yapabileceğiniz gibi grup olarak da yapabilirsiniz. Grup olarak hazırladığınız projeyi uygulamak daha kolay olacaktır. Sınıf arkadaşlarınızla gönüllülük esasına dayanarak aranızda 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz. İkinci, projenin konusunu seçme. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma proje konusunu, toplumun ihtiyacı olan ve toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlayan bir konuda seçmeye gayret ediniz. Bu konuda aklınıza gelen fikirleri not alınız. Üçüncü, projenin sloganını belirleme. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma projesi için etkileyici bir slogan seçimi, projenin amacına ulaşmasında önemli bir role sahiptir. Grup olarak kendinize bir slogan belirleyiniz. Bu sloganı okulunuzun panolarına, çevrenizdeki uygun yerlere asarak okuldaki diğer öğrencilerin ve çevrenizdekilerin de sloganınızı görmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede okulda ve çevrenizde bulunan kişiler de projenizin başarıya ulaşmasına katkı sağlayabilirler. Dördüncü, projeyi uygularken yapılacakları belirleme. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma projenizi uygularken yapacaklarınızı not alınız. Bunu yapmanız projenizi uygularken planlı hareket etmenizi sağlayacaktır. Beşinci, projeyi uygulama. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma projenizi uygularken yapacaklarınızı ve belirlediğiniz aşamaların hepsini belli bir zaman dilimi içinde uygulayınız. Altıncı, projenin sonucunu yazma. Projeyi uyguladıktan sonra bir sonuç raporu yazınız. Cevap: Proje ekibinizle yapmanız gerekmektedir. 6. Sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.